Gençler memuriyet hayaliyle KPSS'de ter dökmeye devam ediyor. Yüz binlerce kişi girdi sınava ve kim mi aslında uzun süredir işsiz olduğu için, kimi de mezun olduğu bölümden çok farklı bir alanda düşük maaşla çalıştığı için girdi KPSS'ye. Onlar için yeni bir umut kapısı. Aslında baktığımızda Türkiye'deki gençliğin özetlerinden biri KPSS'ye olan bu ilgi. Gidebilen yurt dışını tercih ediyor. Gidemeyen de burada en azından memur maaşım olsun, en azından devlet garantili bir işim olsun gibi bir çaba içerisine sığınıyor. İşte bu da onun en özel yansımalarından biri. Evet arkadaşlar, soru kitapçıklarını rastgele karıştırıp... Çalışıyor musunuz? Çalışıyoruz evet. Ne iş yapıyorsunuz mezun olduğunuz bölümünün alanında? Yok hayır, maalesef hiçbirimiz bu işi yapamıyoruz. İşletme bölümünden mezun oldum ama tamamıyla alakasız bir bölümde çalışıyorum. Kaçıncı giriş? Kaçıncı girişim? 3 olması lazım. Neden bu kadar çok KPSS sınavına girildi? Uzman sanat tarihçiyim. Benim öğretmen olarak atanmam zaten pek mümkün değil. Atamamız yok çünkü maalesef. Müze görevlisi olarak atanabilme ihtimalimiz oluyor. 5 yıl ücretli öğretmenlik yaptım. 1,5 yıldır çalışmıyorum. Ki ücretli öğretmenler de zaten asgari ücretin altında maaş alıyorlar. Çoğu çok düşük maaşlarla eğitimini aldıkları alanlardan çok daha farklı işlerde çalışıyor. Çoğu da uzun zamandır işsiz. Her 100 gençten 17'sinin işsiz olduğu Türkiye'de kamu personel seçme sınavı onlar için bir iş umudu. Çocukları adına gelecek endişesi taşıyan aileleri için de. Kimi bekliyorsun? Oğlumu bekliyorum. İşsizlik çok büyük bir sorun. 7 ay işsiz kaldı. Bir daha iş bulamadı. Bu arada psikolojisi bozuldu. Buradan Fen Fakültesinden uzay ve astronomi bilimlerinden mezun oldu. Ama şu anda da özel bir şirketin muhasebe bölümünde çalışıyor. Her an çıkarılma dertleri var. O yüzden KPSS'ye girelim de bir devlete girelim diye uğraşıyorlar. TÜİK'in açıkladığı son rakamlara göre Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 328 bin kişi. İşsiz gençlerin çoğu için KPSS iş umudu demek. Şu anda da devlet memuru olabilmek için ter döküyor gençler. Sınavın gerçekleştirildiği merkezlerden biri de İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt Kampüsü ve ilk oturum olan genel yetenek ve genel kültür sınavında ter döküyorlar. Devlete atamayken çalışıyoruz kendimizi. Kendimizi güvenceye almak istiyoruz. Malum ekonomi bayağı bir bozuldu. Ekonomik koşullar zorluyor gençleri. Özel sektörde çok düşük maaşlarla çalışmak zorunda kalıyorlar. Asgari ücretin de altında maaşlar teklif ediliyor. Son yapılan Temmuz zammıyla birlikte en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükselmesiyle KPSS'ye girip devlet memuru olabilmek daha cazip bir hal aldı. Bu yıl 924 bin 168 aday başvurdu KPSS'ye. Kız arkadaşımı bekliyorum. Şu an çalışıyor ama aldığı ücret çok komik bir ücret. Gerçekten çok komik bir ücret. Yani asgari ücreti dahi alamıyor. Umutsuzuz yani. İşin garip tarafı, biz daha iyi olmasını beklerken daha kötü bir hal aldı ülke. Deprem bölgesindeki gençler de sınavda ter döktü. Ancak koşulları aynı sınavda yarıştıkları adaylarla eşit değildi. Hazırlanamadım çünkü kitaplarım yanımda değildi. Yani bulamadım kitaplarımı. Hazırlanmaya başlamıştım. Deprem olduğu için ara vermek zorunda kaldım. Şehrin içinden getirmedim kızım özellikle. Psikolojisi bozulmasın diye. Zaten psikolojilerimiz alt üst olmuş durumda. Bu psikolojiyle çocuklarımız ne yapar, nasıl başarırız ben de bilmiyorum. Sınavı kazansalar bile birçok aday için atama süreci başlayacak. Kamu kadrolarına liyakatli atama yapılmasını bekliyor gençler. Bir devlet şeyine atanmak istiyor. Neden ama peki? Ama bir türlü olmuyor. 2-3. Girişi bu. Puanı yüksek olduğu halde bir yere atanamıyor maalesef. Atama olmayabiliyor. Sonuçlar hani sizin istediğiniz gibi oluyor ama maalesef ki bu ülkede biraz onlar karmaşık işler.